Bugün size orijinali MIT felsefe bölümünde yardımcı doçent olarak çalışan Julia Markovits tarafından hazırlanan bir dersin üçüncü bölümünü anlatacağız. Konumuz utilitarianizm yani faydacılık. Jones örneğinin utilitarianizmde ortaya çıkardığı bir özellikte utilitarianizmin yalnızca eylemlerimizin ürettiği toplam iyi ile ilgilenmesidir. Yani utilitarianizm bu iyinin farklı insanlar arasında nasıl dağıtıldığıyla ilgilenmez. Bu nedenle milyarlarca futbol taraftarının kısa süreli hayal kırıklığı tek bir kişinin çektiği yoğun acıdan daha değerli olabilir. Utilitarianizme göre değerin farklı insanlar arasında dağılması yalnızca eylemlerimizin ürettiği toplam değeri etkilediği ölçüde önemlidir. Ama bu iyinin hiç de adil olmayan şekillerde dağıtılmasıyla sonuçlanmaz mı? Üzerinde düşünmek için bir örnek daha verelim. Bu da filozof Robert Nozick'ten. Nozick bizden fayda canavarı dediği bir canlı hayal etmemizi istiyor. Kaynakları mutluluğa çevirme konusunda hepimizden çok daha iyi durumda olan bir yaratık. Canavara daha çok yemek, para ya da başka bir şey verdikçe daha mutlu hale geliyor. Bazı kaynaklar normal bir insanı ne kadar mutlu etse de aynı kaynaklar fayda canavarını çok daha mutlu edecek. Buna göre utilitarianizm fayda canavarı lehine tüm normal insanların feda edilmesi gerektiğini, sonuçta en çok mutluluğun böyle sağlanabileceğini ima eder. Utilitarianizm savunucuları bazen buna gerçek hayatta böyle bir şey olmaz ki diye cevap verirler. Hatta gerçek hayatta bunun tam zıddının geçerli olduğunu söylerler. Elimizde hali hazırda ne kadar çok kaynağımız varsa, fazladan elde edeceğimiz kaynakların mutluluğumuz üzerinde daha az etkisi olacaktır. 100 doların sizin mutluluğunuz ve Bill Gates'in mutluluğu üzerinde yaratacağı etkiyi düşünün. Veya gelişmekte olan bir ülkede yaşayan bir çocuğun mutluluğu üzerinde 100 doların etkisi ne olur? Belki de 100 dolar o çocuğun hayatını kurtaracak. Ama sizin hayatınıza olan etkisi çok da fazla olmayacak. Bu örüntüye refahın azalan marjinal faydası denir. Ama bu örüntünün her zaman geçerli olup olmayacağını merak edebiliriz. Hepimiz refahın azalan marjinal faydasını görsek bile, yani 100 dolar bana fakirken zengin halime kıyasla daha çok fayda sağlasa bile, bazılarımız Diğer bazı insanlara kıyasla fayda canavarı haline gelebilir mi? Ne de olsa başlangıçta biz daha iyi durumda olsak bile bazılarımız kaynakları mutluluğa ya da iyi olma haline çevirmekte daha başarılı olabilir. İyi olma hali derken sağlıklı olma, mutlu olma yani genel olarak iyi durumda olmayı kastediyorum. Örneğin yaşlılar, engelliler ya da Tedavisi çok masraflı hastalıklardan muzdarip olan kişiler, iyi olma hallerindeki küçük bir artış için bile çok fazla kaynak artışına ihtiyaç duyabilirler. Hatta bu sorunlardan muzdarip olmayan kişilere kıyasla çok daha kötü durumda olsalar bile, utilitarianizm bize böyle insanlara yardım etmememizi söyler. Şimdiye kadar utilitarianizmin çok fazla şeye müsaade edişinden bahsettik gibi görünüyor. Mesela ahlaken yanlış olduğunu düşünsek de Jones'a acı çektirmemiz gerektiğini söyledi. Ya da insanları fayda canavarına kurban etmek gibi şeyler yapmakta sorun olmadığını söyledi. Ama utilitarianizm aynı zamanda bizden çok fazla şey talep ettiği için de bazıları için bir endişe konusudur. Bu da başka bir videonun konusu olacak.